Hazreti Muhammed'in yaptığı bu uyarıları hadislerinden hangileri örnek gösterilebilir diye sormuş. Şimdi Hazreti Muhammed insanları hurafe ve batıl inanışlardan uzak durmaları gerektiğiyle ilgili uyarıyor. Sözlerin en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'dir, yolların en hayırlısı Hazreti Muhammed'in yoludur demiş. Burada temel iki kaynak sünnete başvurmamız gerektiği vurgulanmış. Doğru. Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin, eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Şimdi burada kötü, yanlış olan bir şeye engel olmak, karşı çıkmak anlamı var. Doğrudan hurafe ve batıl inanış, yani dini yalanlayan bir konudan bahsedemeyiz. Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki onu yok etsin demiş. Burada yine kötü bir iş ve davranış var. Doğrudan hurafe ve batıl inanış diyemeyiz. Hurafe ve batıl inanış dediğimizde dini yok sayan yanlış bir inançtan bahsediyoruz. Ya da dini inkar etmek de diyebiliriz buna. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir A seçeneği olur. Bu ayet aşağıdaki sözlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir diye sormuş. Şimdi burada canın korunması ilkesinden bahsedilmiş bize. İnsanları kim bir kişiyi öldürmüşse tüm insanları öldürmüş gibi olur diyor. Bakıyoruz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yaşamak canın korunması ilkesine ait. Her anı sanki başka bir an gelmeyecekmiş gibi yaşa demiş. Burada ecel kavramından bahsediyor. Canın korunması ilkesinden bahsedemeyiz. Yaşamın uzunluğu değil, nasıl yaşandığı önemli. Yine canın korunması ilkesinden bahsedemiyoruz. Yaşamakla yaşamamak arasında hiçbir fark kalmadığında özgürlüğe kavuşur insan demiş. Burada kişinin yaşam hakkının elinden alınması ile ilgili bir bilgi yine yer almaz. Dolayısıyla yaşam hakkı dediğimizde doğru cevabımız A seçeneği olur. Dinin bu esası ayet ve hadislerinden hangileriyle desteklenmektedir demiş. Can güvenliğinin korunması ilkesinden bahsediyoruz burada. Kendi kendinizi tehlikeye atmayınız demiş. Doğru. Kendi kendini tehlikeye atmak, işte sağlıksız yiyecekler tüketmek, insanın bunlara dikkat etmemesi, vücuduna zarar vermesi olarak yorumlanabilir. Yemekten önce ve yemekten sonra ellerimizi yıkamak yine sağlığımız için önemli. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Burada canın korunması ilkesi değil, malın korunması ilkesinden bahsederiz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olur. Hazreti Muhammed bu uyarısı ile aşağıdaki haklardan hangisinin korunmaya yönelik bir uyarıda bulunmamıştır diye sormuş. Şimdi burada müminler sözümü iyi dinleyiniz ve iyi kavrayınız. Müslüman Müslümanın kardeştir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin canı, malı helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başka diyor. Canın korunması ve malın korunması ilkeleri açıkça verilmiş. Nesil, bunlara dikkat etmemiz, hassasiyet göstermemiz neslin korunması ilkesine girer. Çünkü kardeşlikten bahsediyor. Dolayısıyla hangisine yönelik bir uyarı bulunmamıştır diye sorduğu için cevabımız akıl. Aklın korunması, yani beyin ve sinir sistemine zarar veren maddeler, alkol, uyuşturucu maddelerden bahsetmez yukarıda. Doğru cevabımız C seçeneği. Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir diye sormuş. Şu üç kimseden sorumluluk kaldırılmıştır diyor. Ergenlik çağına gelinceye dek çocuklardan, uyanıncaya kadar uyuyandan, akli dengesi yerinde olmayandan. Seçeneklere bakıyoruz. Kişinin dinen mükellef kabul edilmesi için bu üç şart gerekli mi? Evet, gerekli. Yukarıda Hazreti Muhammed'in buyurduğu şey bu üç kavram mükellefiyet konusuyla ilgili olabilir. İslam dininin aklı koruma altına alması. Şimdi burada aklın korunması ilkesinden bahsetmiyoruz, mükellefiyetten bahsediyoruz. Sorumluluk sahibi olan kimsenin hesap vermesi, sorumluluk sahibi kişilerden ya da sorumluluk sahibi olmayan kişilerden bahsediyoruz. Hesap verme kısmı yukarıda bahsedilmez. İnsanın aklı sayesinde diğer varlıklardan farklı olması. Evet, bilgi doğru ama yukarıda anlatılmak istenen bu değil. Burada hangi kişilerin mükellefiyet
kapsamına girmediği, mükellef olmadığı anlatılmış. Doğru cevabımız A seçeneği. Numaralanmış önlemlerin korumaya amaçladığı temel haklar hangi şıkta doğru sıralanmıştır diyor. Şimdi nikah kavramından bahsediyorsak neslin korunması ilkesinden bahsederiz. Tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalar demiş. Tüketmek, almak, satmak bunların hepsi malın korunması ilkesiyle ilgilidir. Okulların bulunduğu bölgelerde ve tehlikeli yollarda araçlar için hız sınırlarının belirlenmesi. Burada da hız sınırının belirlenmesi oradaki canın korunması ilkesiyle ilgili, birisine zarar vermemekle ilgili bir önlem, tedbir. Dolayısıyla neslin korunması, malın korunması ve canın korunmalı ilkeleri doğru şekilde C seçeneğinde sırasıyla verilmiş. Cevabımız C şıkkı. Bu ayette İslam'ın aşağıdaki değerlerinden hangisini korumaya yönelik bir uyarıda bulunduğu söylenebilir diye sormuş. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle kurtuluşa eremezler. Şimdi burada helal ya da haram kaynaklarla belirlenmiştir. Nedir o kaynaklar? Kur'an ve sünnet, yani Hazreti Muhammed'in söz, fiil ve davranışları. Bunun dışında bir şey söylüyorsan eğer dine zarar vermiş olursun. Dolayısıyla dinin korunması ile ilgili bir uyarıda bulunulmuş yukarıda. Doğru cevabımız D seçeneği. Yeşilay tarafından yapılan bu çalışma ile ilgili olarak hangisi söylenemez diye sormuş. Aklı koruma altına almaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Evet, burada bir eğitim programından bahsediyoruz. Bağımlılıkla mücadeleden bahsediyoruz. Dolayısıyla bağımlılık yapan maddeler, alkol, uyuşturucu, bunlar aklın korunması ilkesine aykırıdır. Doğru. İnsanların can sağlığına etkeden pek çok etken bulunmakta. Yine bu maddeler kişinin yaşam hakkına zarar verir. İleri yaşlarda bağımlılık yapan maddelerin kullanımında artış gözlenmektedir. Evet, bakıyoruz. Anaokulundan yetişkinliğe doğru gittiğimizde bu maddeler arttığı, daha çok kullanıldığı gözlemlenir. Okullarda zararlı maddelerin kullanımına ilişkin önlemler alınmaktadır. Tabii ki bilgi doğru. Okullarda bu konuda bir eğitim veriliyor ama yukarıdaki tablodan doğrudan bu yoruma ulaşamayız. Dolayısıyla hangisi söylenemez diye sorduğu için cevabımız C seçeneği olur.